yaşlarda özellikle hafızlığa başladıktan sonra 1 ile 2 ile 3 ile 4 ile giderken fazla bir böyle bir şey olmuyor. Çünkü ilk başladığın zaman o gayret, o şeyle, eforla biraz daha kendini fazla şey yapıyorsun, yorarak da olsa ezberliyorsun. Ama bu 7, 8, 9 gibi sayfalara geldiğin zaman acaba yapamayacağım mı diye öyle bir düşüncelere dalıyorsun. Nasıl dalıyorsun? Günlük bir program yapıyorsun. Yani bir saatler koyuyorsun. Diyorsun ki şu saatlerde şöyle bir çalışma yapacağım. Ve o saatlerde çalışıyorsun. Hani bir önceki gün zorlanmadığın sayfada bir sonraki günde zorlanıyorsun. Hani o sayfanın da biraz zorluğu nedeniyle bazı sayfalar, bu bir gerçektir Kur'an-ı Kerim'de, birbirine benzer ayetler, müteşabih ayetler olduğu için onlarda biraz zorlanıyorsun. O günlerde oldu yani, acaba yapamayacağım mı diye bir düşünceye falan vardım ama bırakayım diye şey yapmadım hiçbir zaman. Çünkü o da hocamın şeyiyle, gayretiyle oldu. Çünkü ben her gün okuduğumda, o ezberi verdiğimde, isterse benden 6 tane yanlış çıksın bir sayfada, hocam yine maşallah derdi ve yanındaki kişilere dahi maşallah deyin diye onlara zorlardı. Yani onlar da gerçekten güzel okudun falan ne diye bana bu şekilde teselli yapardı. Bu beni tabii ki daha bir gayret etmeme neden oldu. Onun için bırakayım diye düşünmedim ama zorlandığım günler oldu. İlk ezberlemiş olduğum aşır vardı. Bakara suresinde işte bu zaten cenazelerin defni için de okunan bir şeydir, ayettir. Hani estaiz billah ellezine izâ esâbetun musibetun gâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn diye ayet-i kerimede içinde geçer bu aşırın. Bu aşırı unutmuyorum. Bunu ilk ezberlediğim bir şey zaten aşır. Hafızla başlamadan önce ezberlediğim bir aşır. Hatta şöyle de bir bu aşırla da ilgili bir anım da var. İlk göreve başladım. Çankırı merkez, işte dediğim gibi Çankırı Eldivan Merkez Büyük Cami'de. Bir sabah namazıydı ve bu aşırı okuyayım dedim. Yani ilk görev olduğu için, yani ilk gün olduğu için, ilk de ezberlediğim aşırı olduğu için dedim bunu okuyayım. Ve onu okudum. İkinci sayfada, o aşırın ikinci sayfasında işte ayeti kerime estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَنَقْصٍ dedim, aklıma gelmedi. Yani aklıma gelmedi. Ondan sonra ikinci tekrara geldim. Yine aklıma gelmedi. Üçüncü tekrarı yapmadan orada durdum. Eğer ki arkadan biri söylerse dedim, ki düşündüm, hemen devam edeyim. Eğer söylemezse rukiye gideyim dedim. Çünkü okuyacak kadar ayet okudum zaten. Ondan sonra aşağı yukarı arkadan yarım saftan bana minel emvali diye ses geldi. Öyle deyince artık orayı hemen ben de düzelttim, devam ettim, hatırladım. En güzel tarafı zaten her gün Kur'an'la iç içe oluyorsun. Yani bunun daha güzel bir tarafı yok zaten. Yani sözlerle de şey yapılmaz, anlatılmaz zaten. O seneler yani şöyle geriye baktığında çok kısa bir süre gibi geçiyor ama gerçekten o iki sene dopdolu bir iki sene olarak geçti benim için. Arkadaşlarım, benim yaşımda arkadaşlar işte oyun oynamaya gidiyorlardı mesela. Yani işte futbol oynarlardı, değişik oyunlar oynarlardı. Bana çağırırlardı. Derlerdi İhsan gel işte top oynamaya gidiyoruz, futbol oynamaya gidiyoruz. Şimdi ben de can atardım yani, o zaman geçtik ya yani çocukluk biraz da. Hemen bir an evvel bitireyim de ben de gideyim futbol oynamaya diye. Gerçekten daha çok efor sarf ederdim, gayret ederdim. Çabukça bitirirdim ve giderdim arkadaşların yanına. Ama rahmetlik ya babam ya annem arkamdan yarım saat sonra gelir. İşte hadi gidiyoruz. Thank you.
en güzel tarafı hafızlığı bitirdikten sonra o hafızlık taç merasimi deniyor şimdi. Hani benim zamanımda orada tek kişi olarak bitirdiğim için çok bir şatafatlı bir şekilde bir program şey falan olmadı ama Allah razı olsun o zamanın işte müftüsü, Çankırı müftüsü işte ve müftü yardımcıları olsun, hocalarımız olsun. Onlar yine benim hafızlık dinleme programıma geldiler. Köyde bir program yaptık. O gün de çok güzeldi. Yani o günkü o Müftü Bey'in konuşması, işte hafızlığın değerini, kıymetini, işte hafız olan kişinin annesine, babasına olan faydasını, şeyini bunları anlattığı zaman gerçekten insanların derler ya hani koltukları kapardı diye, gerçekten insanların koltukları kabarıyor. O şekilde oluyor. İnşallah Allah-u Teala cennetin en güzelini verir. Rahmetlik babam için de ve bütün Müslümanlar için de o yönde çok mutlu oluyordum. O gün gerçekten çok mutluydum yani. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne alen nebiyyi min haracin fîmâ feradallâhu leh. سنت الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة. Hafız Kur'an'la bütüşen bir kişi.